Merhaba değerli öğrencilerim. Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji'nin 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde Hz. Muhammed'in doğumu, çocukluk ve gençlik yılları konusunu anlatacağım. Değerli öğrencilerim, Hz. Muhammed milattan sonra 20 Nisan 571 tarihinde Arap Yarımadası'nda bulunan Mekke şehrinde doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Amine'dir. Hz. Muhammed'in babası o doğmadan iki ay önce vefat etmiştir. Dedesi Abdülmüttalip torununa övülen, beğenilen, güzel ahlaklı olan anlamında Muhammed ismini vermiştir. Annesi Amine de oğluna Ahmet adını vermiştir. Mekke havası çok sıcak olduğundan yeni doğan çocukların sağlıklı büyümesi için uygun bir yer değildi. Bu nedenle Hz. Muhammed Mekke dışında yaşayan Halime isimli bir süt anneye verildi. Hz. Muhammed 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kaldı. 4 yaşına geldiğinde süt annesi Halime Hz. Muhammed'i annesi Hz. Amine'ye getirdi. Hz. Muhammed 6 yaşına geldiğinde annesi Amine'yi de kaybetti. Böylece Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken hem yetim yani babası ölmüş olan hem öksüz yani annesi ölmüş olan bir çocuk durumundaydı. Annesiz ve babasız kalan Hz. Muhammed'e 8 yaşına kadar dedesi Abdülmüttalip bakmıştır. Abdülmüttalip yaşlı olmasına rağmen torununun iyi bir şekilde yetişmesi için elinden geleni yapmıştır. Ancak Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiğinde kendisini koruyup kollayan dedesini de kaybetmiştir. Dedesinin ölümü sonrası Hazreti Muhammed'i amcası Ebu Talip bakmış büyütmüştür. Ebu Talip merhametli bir insandı. O yeğeniyle devamlı ilgilenir, kendi çocuklarından ayırmazdı. Ebu Talip ticaretle uğraşıyordu. Bu nedenle zaman zaman Mekke dışına çıkardı. Hz. Muhammed de bazen bu ticari seferlere katılırdı. Hz. Muhammed amcası ile birlikte yaptığı bu yolculuklarda ticareti öğrendi. Doğruluğu ve dürüstlüğü insanların sevgi, saygı ve güvenini kazanmasını sağladı. Mekkeliler herhangi bir nedenle Mekke dışına çıktıkları zaman değerli eşyalarını Peygamber Efendimiz'e emanet ederlerdi. Hz. Muhammed onları en güzel şekilde korur ve sahipleri geldiğinde geri verirdi. Bu nedenle Mekkeliler kendisini el emin yani güvenilir insan demişlerdir. Onun bu özellikleri Mekke'nin önde gelen zengin ve akıllı kadınlarından olan Hz. Hatice, Hz. Muhammed'e birlikte ticaret yapmayı teklif etmiş. O da kabul etmiştir. Hz. Hatice bu dönemde Hz. Muhammed'i yakından tanımış, onda bulunan üstün ahlaki özellikleri fark etmiş ve onunla evlenmiştir. 25 yıl süren bu evlilikten 6 çocukları olmuştur. Bunlar Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatma ve Abdullah'dır. Değerli öğrencilerim, bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. İyi günler.